tablolarda işimizi bitirdikten sonra şurada bir saniye oto özellik tüm kaydedelim. Otoyu da Install diagram support dedim. New database diagram dedim. Şöyle hepsini seçtim. İsterseniz ayrı ayrı da seçme imkanınız var tabi. Ekle diyorum. Kapattığım zaman şimdi arkadaşlar bütün tablolarımız böyle bir listeledi bize yan yana. En kolayı küçültebilirsiniz. Nasıl küçültülüyor? Kontrol, scroll var ya arkadaşlar. Tekerlek şeydeki mouse tekerleğini döndürerek. Şöyle dört tanesini seçtim. Tuttum, şöyle yaklaştırdım. Burada şimdi şunları birbirine bir yaklaştıralım. Renk, otorenk. Bakın ara tabloysa arada kalsın. Mesela özellik tablosu burada oto özellik model marka tip bunlar birbirine yakın olması gerekiyor. Şanzıman tipi arabaya yakın olması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş birleştirmeye başlayalım. Bakın aslında bana nerede neyi birleştireceğimi çok iyi söylüyor. Oto özellik tablosuna baktığımda Oto ID. Ne demiştim ben? İlk kelime tablo adı, ikinci kelime kolon adı değil mi? Oto'daki ID ile birleştireceksin. Aldım, sürükledim. Oto'daki ID ile Oto özellikteki Oto ID. Doğru mudur? Doğru bir ilişkilendirmeden bahsediyoruz. Bir otomobilin sonsuz tane özelliği bulunabilir. Doğru cümleyi verdin bana. Evet. Özellikteki ID ile oto özellikteki özellik ID. Özellikteki ID. Evet. Bir özellik sonsuz otoda bulunabilir. Doğru mu cümlemidir? Doğru. Marka model arkadaşlar. Markayı içerisinde bulunan ID kolonunu aldım. Modeldekine bıraktım. Markanın ID'si ile modelin marka ID'si. Okey dedim. Bir markanın sonsuz modeli bulunabilir. Doğru bir önermedir. Bakalım. Bir tip sonsuz modelde bulunabilir. Doğru değil mi? Yani kupe dediğiniz araba tek BMW'ye özgü bir şey. Ya da panel van dediğin her markanın kendine ait panel van tipi bir arabası var. Değil mi? Doğru bir cümledir yine arkadaşlar. Bir otomobilin kaç tane modeli bulunur? He? Öyle mi? Evde arabanız var mı? Kaç tane modeli var? Kaç? Bir tane değil mi? Gerçekte bir tane arabanın, gerçek bir arabanın, BMW 320'nin diye gitmeyin arkadaşlar. Elinize aldığınız, hani böyle anahtarını sallayabildiğin arabadan bahsediyorum. Mesela ne var sende Ozan? Clio Sembol varmış arkadaşlar Ozan'da. Bakın sembol var diyor. Onun tek modeli var. Sembol. Bir arabanın değil mi? O arabanın modeli sembol. Bu kadar. Anlatabildim mi? Hani farklı bir şey yoktur. Evet, elle tutulur şeyden bahsediyorsunuz oto dediğinizde. İçine binip gidebildiğin model ID. Bastım. Burada doğru bir şey söylemiş lazım. Bir modelde sonsuz otomobil bulunabilir. Sonsuz tane Clio sembol olabilir mi?
Olabilir değil mi? Kaç tane var piyasada kim bilir? Bir otomobilin bir tane modeli vardır. Doğru mudur? Bir otomobilin bir tane modeli olur. Bunu da yaptıysak. Renkler arkadaşlar, renk ID ile otorenkteki renk ID'yi birleştirdi. Bir renk sonsuz otomobilde bulunabilir. Doğrudur. Bir otomobil sonsuz renge sahip olabilir. Doğrudur. Bir arabanın bir tane şanzıman tipi vardır, değil mi? Burayı bir diye düşünürseniz bir arabanın bir şanzıman tipi vardır. Değil mi? Bir tane kaybettim otomobil. Onun şanzıman tip ID'sine bir tane değer verebiliyorsunuz. Bu da ne demektir? Tek bir şanzıman tipi bulunabilir. Şimdi bu yaptıklarımız arkadaşlar düzenli gözüksün istiyorsak ne yapacağız? Sağ tuş Arrange Tables gördünüz mü? Aynısı burada da var. Bastım. Oh, düzenledi bana direkt değil mi? Tabloların görünümünü. Ctrl S dedim. Diyagramın kaydedilmesi lazım ki değişiklikler uygulansın arkadaşlar. Heh. Hata mı bu? Bunlarda diyor bir değişiklik yapacağım ben. Kabul ediyor musun? Kaldırırsanız bir daha uyarı gösterme tablo değişikliklerinde demektir. Kaydet dedim. Bakın yanlarındaki tüm yıldızlar kayboldu. Değişiklikleri tamamladım. Bazen işte sonradan tablo üretmeniz gerekir. Mesela tabloyu az önce ürettik ya, bir de böyle de yapabilirsiniz. Bakın sağ tuşa tıkladım boşlukta. New table dedim. Tablo. Column name, data type, allowance. İyi değil mi? Özelliklerini verebiliyorsunuz. Yine buradan. Her şey yapılabilir arkadaşlar. Burada iki tane şey var. Diyagramdan çıkartmak başka bir şey arkadaşlar. Veri tabanından silmek başka bir şeydir. Tamam? Bunu asla unutmayın. Mesela ben bunu bakın özellik tablosunu diyagramdan çıkartıyorum. Aradaki ilişki silinmedi. Tamam. Bakın şimdi özellik tablosu değil mi? Gördünüz mü? Direkt bağlantı hala üzerinde. Sadece diyagramda görünmesin demiş oldum. Mantığı budur. Tamam. Hocam anahtarlar tuttuğumuz bir arabanın sadece bir modeli olduğunu ama orada aynı oto içerisinde rengine birden fazla Evet, olabilir. Şimdi arkadaşlar bir markaya ait bir tane hedefi de olur ama ben bunları nadir kullandığım için her böyle markayı getir dediğimde bunları getirmek istemiyorum. Özel işlerde kullanacağım. Bunları birbirine bağlarsanız ikisi de primary key'di değil mi? Bir markanın bir detayı olur. İki primary key alanı birbirine bağlarsanız birebir yapmış olursunuz ilişkiyi. Tamam mıdır? O da birebir ilişki. Üç çeşit ilişki var. Birebir, bire çok, bir de sonsuza sonsuz ya da çoka çok ilişki geçer. Sonsuza sonsuz ilişkiler şu şekilde tanımlanır. Buradan bire sonsuz, buradan bire sonsuz. İki tarafta sonsuza sonsuz oldu değil mi? Şimdi bu böyle kullanılıyor arkadaşlar. Fakat ben bunu şu anda sileceğim. İhtiyacımız yok. Mesela neyde yapılabilir bu? Bu ilişki tipini kullanacağımız yer diyelim ki kullanıcıların en çok adı, soyadı, kullanıcı adı, parolasını kullanıyorsun. Bir de doğum tarihini.
kalan bir sürü bilgisini alıyorsun ama mesela Facebook'ta değil mi? İş bilgilerini alıyorsun, okul bilgilerini alıyorsun. Bunun yanı sıra bir sürü şey, hobileri, cartı, cürtü, ilgi alanlarını alıyorsun. Ama arkadaşlar hani ana sayfayı göster dediğinizde adamın sadece adı, soyadı, fotoğrafı var orada değil mi? Heh. Her defasında o iş bilgileriyle beraber tüm verileri çekseydi Facebook zorlanırdı arkadaşlar. Ne yapıyor? Kullanıcının işte kullanıcı parolası, normal adı, tam mail adresi, doğum tarihi, şey fotoğraf yolu, böyle bilgisini alıyor. Bir tabloda tutuyor kullanıcı tablosu. Detay tablosunda da diyor ki bunun lisesi, bunun üniversitesi, bunun bilmem neresi hepsini yazmış başka bir tabloya. Bir kullanıcının bir tane detayı olur. Mantıklı. Tamam. Öyle bir şey yaparsan kullanabilirsin. Mesela nedir? Bir öğrencinin bir tane anne babası var. Kimlik bilgileri tek, değil mi? Her defasında çekmeye gerek yok bunu. Adı, soyadı, numarası, tarihi, şey, kayıt tarihi. Ben bunu alsam sürekli bunları kullanıyorum genelde. Bu kullandığım verilerin haricinde anne adı, baba adı bir sürü bilgi alacağım. İşte kütüğü, cartı, cürtü. Ve onları da öğrenci detay diye tutarım. Anne adı bir tane, kütüğü bir tane, doğum tarihi şey, baba adı bir tane. Değil mi? Bir de çok yapmaya gerek var mı bunları? Bir öğrencinin işte bir sürü annesi olur. O imkansız da bir sürü babası olabilir. Fiziksel yine bir tane diyor. Biyolojik olarak. İşte ne oldu? Bir öğrencinin bir tane detayı var. Dolayısıyla ben orada birebir ilişkiyle ayrı bir tabloda tutabilirim. Olay ne? Öğrenciyi her çektiğimde o bilgileri alıp yönünü yormayayım. Mantık bu. Tamam mı?